Hayat ritmini sesten alır, müzik de duygudan. Umutlar notalara, arzular sözlere dökülür. Her biri başka hikaye, bambaşka yolculuklara çıkan şarkılar hayatımızın belleği haline gelir. Eşsiz olduğu kadar unutulmaz bu yolculukta sonuna kadar gidenleri dinliyor ve onlarla bir adım daha ileri gidiyoruz. Eşsiz şarkılara yepyeni yorumların ekleneceği Bridgestone Sound Studio başlıyor. İkinci konuğum hem sesiyle hem de üretimiyle Türk pop müziğine damga vurmuş olan Göksel. Herkesin hayatının bir döneminde yaşadığı duyguyu bizimle en içten şekilde paylaştığı, içimize işleyen depresyon dayımı konuşacağız. Sonuna kadar gitmeye hazırsak başlıyoruz. Şey diyebilir miyiz ya? Hani Göksel'i arabayla alıp stüdyoya giderken yaşamamız gereken en iyi atmosfer havayı şu an yaşıyoruz. Bence. Öyle mi diyorsun? Hı? Çok mu depresif? Yani biraz sanki öyle bir hava Göksel ama denince... Ama ne şahane bir intiba bırakmışım. Yok, aslında kişisel intiba olarak şunu söyleyebilirim. İşte yakın çevrem programdan dolayı çok heyecanlı. Böyle bir şey yapıyorum diye ve konuklarım konusunda da çok heyecanlı. Kime işte bugün de Göksel'le çekim yapacağız dediğimde... Herkesin bir gözleri küçülüyor, yüzünde bir tebessüm oluşuyor. Bu nasıl güzel bir sevgi herkes tarafından. Kabul edilmek zordur yani. Ne güzel, mutlu oluyorum. Biz şu an Arnavutköy'e doğru gidiyoruz. Arnavutköy'e doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Çünkü şey... Şehri biraz unutmuş havamız var sanki. O Arnavutköy'ün girişinde her zaman kalbimde şöyle bir kıpırdama hissediyorum. Çünkü onda Tunç orada otururdu. Arnavutköy'ün girişinde çok tatlı bir yerde otururdu ve ben o zamanlar yeni prodüksiyon yapmak için genç yetenekler arıyor ve benden bahsediyorlar. Ben o Arnavutköy'deki evde ona şarkı söyledim, bestemi söyledim falan. Hayatımın en güzel günü olarak peki, hatırlıyorum. Peki bu parça ilk albümden parça mıydı? İlk albümde var o parça. Yani iki şarkı söylemiştim. Bir tanesi daha önce Sezen'in albümlerinde yer alan Onu Tunç bestesi, Beni Unutma. Bir tane de kendi bestemi söylemişti. Tepkisi nasıldı? Çok harikaydı. Yani harika bir gündü benim için. Ve o çıktım oradan sonra sahilde böyle heyecan arıyorum. Hayatlarım yerden kesilmiş. Gerçek mi acaba bunlar? Evet. Ama ilk albümde Onu Tunç, evet. Sezen Aksu ve benim idolüm Yavuz Çetin. Evet. Nasıl bir araya geldi? Nasıl bir hikayesi var? Serp Özdemiroğlu, Kavya Bahçeban. Yavuz Çetin, biz çok yakın arkadaşlardık. Zaten sürekli bir aradaydık. Müzik konuşuyorduk. Sabır, sabır, ya sabır. Sabır, sabır, ya sabır. Belki de akıllanır. Belki de akıllanır. Arabada konuştuk aslında bol bol da bu ilk albüm, ikinci albüm, işte arada neler yaşandı, insanlar işte kabullendi senin sayende bu depresyon olgusunu ve insanlar hani bunu hayır canım ne alakası var ben depresyonda değilim derken bir anda seninle beraber evet ben depresyondayım gibi bir duyguya dönüştü. Bu toplumu etkilemek anlamına geliyor. Bu şarkılar bu şekilde hazırlanırken böyle büyük ses getireceği, toplumu etkileyeceğini düşündüğün bir an yaşadın mı yoksa beklenmeyen bir... Ya şimdi biraz bekliyordum, biraz da beklemiyordum. O kadarını beklemiyordum aslında. Çünkü gerçekten radyoya verdik. O zamanlar en önemli şey oydu. Şarkıyı radyolara dağıttık ve bir anda önce bir normal koşullarda biraz zaman alır bütün radyoların çalması. Bir anda her yerde günde defalarca çalmaya başladı. Bütün bir topluma yayıldı, herkesin dilinde. Ama bu tarz şarkıların kaderi
Daha o tarz, o şekilde belli olmadan önce o bir yerden çıkıyor ya, bir kelimeyle çıkıyor ya da işte bir notayla çıkıyor. Mesela depresyondayım, nasıl bir atmosferde yazdın? İlk kelimen neydi şarkıya girerken? Direkt başladığı gibi mi yazdın yoksa? Şey, o sıralarda Cihangir'de bir evde oturuyordum. Yalnız yaşıyordum. Çok kız arkadaşlarımla çok sık görüşüyordum. Ve kız arkadaşlarım içerisinde hakikaten ağır depresyonda olan, sevgilisinden ayrılmış olan, aşk acısı çeken arkadaşlarım vardı. Biraz onlara ithafen de yazmıştım. Aslında bunu söyledim daha önceki röportajlarımda. Ben eğleniyordum diye. Eğleniyordum hakikaten. Ama o yazdığım günlerde, şarkı yazdığım günlerde çok çalışıyordum. Evden pek dışarı çıkmıyordum hakikaten. Bolca kayıt yapıyordum. O sırada Körebe albümünün ortasındaydık. Yine ülkede bir kriz olmuştu. Ne olduğunu hatırlamıyorum. Albüm durdu ve bekleme dönemine girdik. O vakitte ben hani daha ne yapabilirim diye kendimi deşerken bir anda bu depresyondayım çıktı. Ve saçlarımı taradım, dudağımı boyadım. Önce kız arkadaşlarıma söyledim. Bir anda arkadaşlarım arasında şarkı hit oldu zaten. Hepsi söylemeye başladılar. O sırada Alper Erinç'te çalışıyoruz. Ona söylemeye çekiniyorum. Ya ben bir şarkı yaptım ama falan diye söyledim. Şarkıyı söylediğim an Alper'in direkt böyle ışıkları yandı. Tamam dedi, ben bunu hemen yarın aranje ediyorum. İki gün sürdü. Yazarken ve bestelerken gitar mı kullandın? Yani gitar genelde favori sanki enstrümanın bir şey bestelerken, evet, gitarmış gibi. Gitar kullanıyor. Genelde şarkılarımı hep gitarla yaptım. Yani bir iki şarkıyı ilk albümdeki şarkıların bir kısmını hiç enstrümansız ya da bir ritim box'ın üzerine yazdığım şarkılar vardı. Ondan sonraki dönemlerde çoğunlukla gitar üstüne, gitar eşliğinde yaptım şarkıları. Toplumsal bir taraf oldu depresyondayım. Evet. Çok büyük bir etkisi oldu. Bu şarkıyı bu kadar ikonlaştıran şey bence o zaten. Evet. Toplumsal etkisi. Bununla ilgili hiç iyi bir şey mi yaptım, ne yaptım ben gibi bir şeye düştünüz mü? Evet, çünkü o sırada magazin basını çok önemliydi. Şu anki sosyal medya nasıl o kadar önemliyse, evet, o sırada. Ve sürekli şey tarafına çekilmeye çalışıyordu yani şarkıyla ilgili. İşte depresyondaki kadın, yani hani böyle acıların kadını. Halbuki ben hiç o duygudan yapmamıştım. Tedirginlik oldu herhalde, bu bana yapışacak mı acaba? Evet ve işte intihar haberleri çıkıyor, işte yanında Göksel kaseti bulunduğu falan filan diye. Yani bence birçoğu gerçek dışıydı. Tabii manipülatif haberler. Evet, ben de sürekli onunla baş etmeye çalışıyordum. Üzülüyordum yani zor aslında. Zor bir dönem, evet, yani o tarz bir sorumluluğu üstüne, evet, almanı beklemeleri de zor bir, evet, şey. Evet, evet. Yani şimdi bazen çok büyük şarkılar yapıyor olmak ona hazırlıklı olmayı da getiriyor yanında ya da o krizi yönetebilmek. Albümü kaydederken o depresyonu sanki bir kere daha yaşamışsınız gibi kaydetmişsiniz. Hani insanın bunun sonrası geliyor. O şarkılara nasıl... Çünkü yazarken evet belki bir depresyon sürecindeydi. Belki bir karanlık düşünceler vardı ama kaydederken yoktu. O duyguyu çok iyi biliyorum. Yani o duyguyu o kadar iyi bilmezsem zaten öyle bir şey... Duyguya tutunmakla alakalı, evet, o zaman. Ve biz o zamanlar kayıtları banta yapıyorduk. Yani İstanbul'da başka stüdyolar artık bant kullanmıyordu ama Erekli Tunç Stüdyosu'nda, Rıza abinin stüdyosunda biz hala banta kaydetmeyi tercih ediyorduk. Ve şimdiki gibi defalarca kaydetmiyorduk. O şarkının kaydı çok kısa sürdü. Bir ya da iki kere alındı gibi mi yani? O kadar. Aynen, iki kanal vokal kaydı vardı, onu hatırlıyorum. Öykü yazmaya başladım.
Yani birkaç tane vardı, hatta Ot Dergisi'nde yayınlandı. Ya şiir de yazıyorum. Belki bir şiir kitabı projesi vardı ama şimdi beni o öyküleri çıkartmak yolunda cesaretlendiriyorlar. Ama vakit ayırmam gerekiyor. Yani biraz şarkılarımda da yani o sinematik gibi hissettiğin şey hepsini böyle hikayeleştirdiğim için zannediyorum. Yani hani o kesinlikle hissediliyor. Ve o yüzden de şu an çok meraktayım yani. Bir, sadece müziğin dışında bir hikaye gelecek mi? Belki de o hikayenin bir albümü olacak mı diye de kafamda sorular oluşmaya başladı. Belli kim bilir? Kim bilir diyorsun. Müzik dünyasındaki insanlar için, özellikle de kayıt dünyasındaki insanlar için bir şarkının sonuna kadar gittiği yer master olarak söylenir. Ama ya bir de mix aşaması vardır bunun. Artık mesela depresyondayım konuştuğumuz için kaçıncı mix aşamasında sonuna kadar geldiğine, gittiğine inandığın bir nokta artık bunu master'a verelim dediğim bir nokta. Hatırlıyor musun parçayı? Yani şarkıyla ilgili hiç unutamadığım anlardan bir tanesi Alper Erinç bana getirdi. Mix sırasında ben yoktum. Rıza abiyle beraber yapmışlardı. Rıza Erekli ile. Rıza abi mix sırasında şöyle bir cümle kuruyor. Biz galiba bugün büyük bir hit yaptık. Orada inanıyor. Evet. Onu bana o cümleyi söyledi. Ben de kulaklığı taktım, dinledim. Dinlediğim şey beni ürküttü. Yani bazen büyük bir şeyin geldiğinde, evet, hissettiğinde böyle bir kalırsın ya. Ufak bir değişikliği de beni ürküttü. Biz gerçekten çok değişik bu. Tamam dedim ama. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Ve şimdi arabada konuştuk ya, 25. yıl geliyor. Ben bir Göksel dinleyicisi olarak böyle özel bir şeyler bekliyorum aslında. Beklentim var. Umarım. Umarım olur, daha çok evet, dinleriz. Evet, onu 25. yıl için özel bir şey yapsak iyi olur. Ama her şeyden önce şu an bir albüm yapmayı çok istiyorum. Çok istiyorsun. Çok güzel istiyorum. İki senem var bence bu albüm. Daha çok bitecek. Yarısındayım. Peki. Bitecek. Ben de pandemiye rağmen pandemiye bitecek. Pandemiye rağmen bitecek. Tabii ki bitecek. Bizi durduramaz o tarz şeyler. Ben de bugün özel bir şey hazırladım. Bu ikon şarkıya acaba dedim ben seninle birlikte düet yapıyor olsam, rap yazıyor olsam tabii neler yazardım, neler hissederdim diye. Şimdi onu dinleyelim. Hadi dinleyelim. Peki. Peşime takılı çocukluğum, yüzüne yansıyor burukluğu. Çözülmez sandığım düğümler açıldı, fark ettim kendimle boğuştuğumu. Bekleme kimseden, saklanır ardına, bu nasıl imtihan? Romantik kahraman, ders almadan balıklama. Yükledim hepsine karmaşık anlamlar. Kaldık hep akşamdan, boşver diyenler oldu da salmadım. Tutundum inadına şaşkınlar, seçmişim gibi kabullenip depresyona girdim, taştım ya. Herkes kendini aşmışken, yaralarımı da tuza bastım. Bugün evden çıkmadım, telefona bakmadım. Çok yedim, çok ağladım, arandım. Bir sigara daha. Saçlarımı taradım, dudağımı boyadım. Giydim giydim çıkardım, beğendim. Güzel olmadım. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Kolay mı bakmamak arkaya, suçu da karmaya atmadan. İçinde kalmak çemberin, dikenli telleri, çıkamam en derin kuyulardan. Uyuna suyuna gitsem de hayat anlıyor bu oyundan. Kalmadı bir canım daha, sonuna kadar öyle de bir huyum var. Düşündüm banka soymayı, ulaşamadım.
affedin, depresyondayım. Depresyondayım, unutuldum, aldatıldım. Sevgilimden ayrıldım, çok yalnızım. Sevgilimden ayrıldım, depresyondayım.